Evet, Ver Yansın TV'den, Telgraf'tan herkese yine mutlu günler diliyoruz. Bir gün gecikmeyle bu sefer karşınızdayız. Çünkü yetiştirmeye çalışıyoruz günde bir yandan hem YouTube'da hem sitede. Dolayısıyla biraz daha böyle yoğun zamanlarda bir gün erteleyebildik. Ama devam edeceğiz tabii, sabitleyeceğiz bunu mümkün olduğu kadar da. Belki de daha sık yapmaya çalışacağız zaman bulabilirsek. Şimdi çok konu var her gün. Hemen konulara geçelim. Bugün konuşacaklarımız bence çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü aslında insanların portresini çizeceğiz. Kimlerin portresini çizeceğiz? İşte Şebnem Korur Fincancı'nın portresini. Yani Türk Tabipler Birliği Başkanı oldu kendisi. Onun portresini çizeceğiz. Aynı zamanda Mümtazer Türkönen'in tahliye edilmesi konuşuldu ama kimse Mümtazer Türkönen'in neden tahliye edildiğini ya da nasıl tahliye edildiğini konuşmuyor. Onu konuşacağız. Ünal Çeviköz'ü konuşacağız zamanımız kalırsa. Malum çok tartışmalı bir ifade kullandım. Aynı zamanda tabii bu Kim Kardashian'ın sözleri üzerine yaşanan tartışmalar, onu konuşacağız ve Meral Sever, onun da aynı zamanda Ver Yansın TV'ye ağır lafları vardı. Tabii gerekli cevap verildi ama yani burada orada ne oldu ne bitti onu konuşacağız. Ergün, hemen başlayalım. Şimdi Şebnem Korur Fincancı bir haber yaptın. Bütün Türkiye o haberi okuduktan sonra farkına vardı. Ya nasıl bir şey oluyor ya, bir dakika ya, kim adaymış bu Türk Tabipler Birliği'ne, şu habere bir bakar mısın diye herkes birbirine atarken bir haber geldi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı kazandı. Şimdi artık biraz geç oldu. İnsanlar bunu öğrenemedi ama Şebnem Korur Fincancı kimdir diye sana soracağım. Ben ama hemen izleyicilere söyleyeyim. Bugüne kadar Ergenekon'a müdahil olan tek kişi, yani ben dışarıdan müdahil olacağım diyen bir şahıs ve bugüne kadar da faili meçhulleri öğrenecekmiş de böyle çok da önemli bir davalarmış. O yüzden de Ergenekon davasında FETÖ'nün o dönemlerde müdahil olan, o davalara müdahil olan kişi şu anda Türk Tabipler Birliği'nin başında. Tam da Bahçeli Türk Tabipler Birliği ile ilgili bir açıklama yaptı. Öyle bir tepki geldi ki arkasından bu olayın yaşanması bir anda herkesi susturdu. Çok enteresan olaylar oluyor. Ergün, bir anlat, nedir? Hem Şebnem Korur Fincancı kimdir hem de bu ne oluyor yani, Türk Tabipler Birliği niye tartışıyoruz? Şimdi tabii Şebnem Korur Fincancı'yı FETÖ'nün kumpas sürecini yakından takip edenlerin, herkes takip edenlerin hepsi çok iyi tanıyorlar aslında. Dediğim gibi Ergenekon'a müdahil olan bir insan ve burada Ergenekon'a müdahil olduğunda şöyle bir rol oynuyor. O dönem hatırlarsın FETÖ bu kumpas davalarına destek bulmak için hep böyle ürettiği bazı malzemeleri üzerinden kampanyalar yürütüyordu. Faili meçhullerden biri de buydu. En önemlisiydi. Şebnem Korur Fincancı Ergenekon davasına müdahil olarak Umut Operasyonu davası, yani şöyle bir davaydı bu. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Üçok, ya bizim bütün faili meçhul cinayetlere kurban giden aydınlarımızın cinayetlerin aydınlanması adına bir adımdı. Böyle bir davaydı bu. Bunun sanıkları vardı. Tevhid örgütü eylemlerini kapsayan bir davaydı. Yani tuttu Fincancı bu faili meçhulleri, faili meçhul cinayetleri Ergenekon'la bağlantılandırmaya çalıştı. Esas yaptığı hizmet buydu. Yani Ergenekon'daki rolü buydu. Tabii buraya müdahil oldu, katıldı, buralara raporlar sundu. Ve buradaki amacı da sözde Ergenekon terör örgütünün faili meçhul cinayetlerini bu davayla birleştirmekti. Adli Sözde tıp mı davayla değil mi? birleştirmekti. Tabi adli tıp raporuyla yapmaya çalıştı bunu. Tabi o süreçte sadece bu değil. Yani bu mahkemeye katıldı, FETÖ kumpasına bu noktada ortak oldu ama bir de dışarıda yaptıkları daha önemliydi. Yani bu operasyonların genişlemesini sağlamak adına bir kamuoyu çalışmasına katıldı ve bir 300 imzalı bir bildiri vardır. Çok meşhurdur, hatırlarsın. O dönem toplandılar işte Aydın, yazar, çizer, tırnak içinde. Bu 300 kişi dediler ki Ergenekon operasyonları daha dedi derinleşsin. Şemdinli de yakalayamadığımız fırsatı, Şemdinli neydi? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan ilk FETÖ kumpaslarından biriydi. O zaman Yaşar Büyükanıt hedef alınıyordu o süreçte. Tabii ondan öncesi de küçük şeyler var. Atabeyler
operasyonu vesaire falan gibi, ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne FETÖ'nün en direkt hamle yaptığı Şemdinli'ydi. Yani Şemdinli'de kaçırılan fırsatı Ergenekon'da kaçırmayalım, daha da derinleşsin. Bu derin devlet diye tabir ediyorlardı. Bu ortaya çıksın, aydınlatılsın diye büyük bir kamuoyu çalışmasına başladılar. Bir kara propagandaya başladı bu 300 aydın, sözde aydın. Şebnem Korur Fincancı bunun imzacıları arasında ve çok etkili. Yani hep o imzacılar adına açıklamalarda bulunmak, faaliyetlerde bulunmak, böyle bir çok aktif bir rolü vardı. Tabii haliyle FETÖ medyasının en çok konuşulan, en çok davet edilen, en çok mikrofon uzatılan isimlerinden biriydi. Çünkü çok yönlü bir insan. Hem profesör, hem doktor, hem adli tip adına raporlar hazırlayabilen, hem İnsan Hakları Derneği gibi derneklerde yöneticilik görevleri olan, üstlerine orada faaliyetlerde bulunan, yani inanamayacağın kadar aktif bir rolü var o dönem. Tabii şey de değil sadece, yani bu Ergenekon FETÖ ayağını konuştuk. Tabii bir de bunun Ermeni soykırım meselesi var. Oralarda da çok aktif. Yani Türkiye'yi soykırımcı ilan eden hemen her çalışmanın içinde yer aldı. Türkiye'de ve yurt dışında. Özellikle bir Atik Kongresi vardır. Yurt dışında yapılan bir kongre. Bunun inanılmaz rezalet bir sonuç bildirgesi oldu Türkiye'yi hedef alan. Yani Türkiye soykırımcı ilan edildi. 1915 bugün sözde Kürt halkına yapılan baskıyla böyle tarif ediyorlar. Kürt halkına yapılanlarla aynıdır diye. Bir taraftan da tabii PKK'yla birlikte AKP'nin birlikte yürüttü. Açılım sürecinde de çok etkindi. Onların akil listesinde yer almadı ama yani onun bütün propagandasını yerine getirdi. Hendek dönemi biliyorsun, yani aldılar, büyük bir kalkışma pratiğiydi o. Terör örgütü PKK açısından. O dönemde haliyle Türk Silahlı Kuvvetleri kalktı. Bu Hendek operasyonu bastırma operasyonlarına girişti ve burada bir akademisyenler bildirisi hatırlarsın çıkmıştı o dönem. Yani bu operasyonları kınayan, işte sözde Cizre, Sur gibi yerlerde halka eziyet ettiğini, bu operasyonların evleri yıktığı, yaşanmaz hale getirdiği, bu köyleri, ilçeleri boşalttığı gibi bir karşı propaganda yaparak esas Hendekçileri savunan bir bildiriydi. Buna imza attı. Öcalan Özgürlük Platformu'nun içinde yer aldı. Kuruluşundan itibaren yer aldı. Yani yıl 2012 İstanbul'da kuruldu ve ilk kuruluş toplantısına katılan kitleden biriydi. Bu sadece işte Fincancı değil, yurt dışından da çok insan geldi. Avrupa'dan çok davetli geldi. Yani Özgür Gündem, PKK'nın kapatılan yayın organı, terör örgütü bağlantısı nedeniyle buranın nöbetçi genel yönetmeni sıfatını üstlendi. Yani genel yönetmen tutuklandığı için onun yerine destek amaçlı giren. Yani topladığımızda Şebnem Korur Fincancı ne kadar Türkiye karşıtı, ne kadar Cumhuriyet karşıtı esasında, Türkiye'nin milli çıkarları karşısında, yani hangi faaliyeti sayarsak o başlıkların birinin içinden çıktı. Ya tabii bu çok üzücü, yani Türk hekimleri, doktorları açısından üzücü. Türk Tabipler Birliği çok köklü, çok büyük bir örgüt, çok da ihtiyaç olan bir örgüt. Yani bir Türk hekimlerinin resmi ve en büyük örgütü. Yani o kadar önemli bir örgütte, yani biz bu haberi yaptıktan sonra tabii çok da gündem oldu. Yani her yerde bu bir arşivini açmış olduk ve gerçekten insanlar çok şaşırdı. Ya biz neyle karşıyayız diye. Ve bize ulaşan doktorlar oldu. Orada, buradan da saygıyla selamlayalım onları. Biz nasıl bunu seyrettik, buna müdahale edemedik diye adeta yakınan, yani gidip kongreye oy bile kullanmadılar ama delege sayısına göre çok az bir katılımla yaptılar. Gerçekten çok azdı. Bir de ya bu duyurulmadı, ya böyle bir şey var mı? Türkiye'nin gündeminde bir son dakika birlik var. Kongreye gidiyorsun ve kongreden, yani o gerçekten o kadar kimsenin haberi olmadı. Bir çat diye başkan seçildi diye bundan haberdar oldular. Yani burada gerçekten çok doktorlarımıza da bundan sonrası için iş düşüyor. Tabii yani bu Sayın Bahçeli'nin kapatılsın çağrısı falan, yani çözüm değil ve çok yanlış. Tersine Türk Tabipler Birliği'ni büyütmek ve aslına o tıbbiyeli hikmet geleneğine bağlı, cumhuriyete, ülkesine bağlı bir birlik haline getirmek doktorların görevi. Ya bu saatten sonra orada çok, bizim doktor camiamız öyledir, yani vatansever, cumhuriyetçi,
milli, Türkiye'ye bağlı. Ama örgütlü olan seçti Fincancı'yı başkan seçenler. Yani çok azlar ama örgütlüler. Planlar, programlarla vesaire getirip işte son süreçlere de sıkıştırıp mecbur bırakarak böyle oranın önderliklerini alıyorlar, başkanlıklarını alıyorlar. Yani burada ben bize gelen yorumlardan, tepkilerden bizzat hem Türk Tabipleri Birliği'nde görev de almış, odalarda yöneticilik yapmış, başkanlık yapmış isimlerden de çok sayıda dönüş oldu. Yani buradan bir ders çıkarılması ve böyle önemli bir kurumun, yani şu anda suç makinesi, yani adeta söyleyeyim ya, adli bir suç olarak belki bu bağlanamaz ama yani Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin geleceğine ve Cumhuriyet'e karşı ya bir suç dizisi saydık aslında burada. Ergün, yani Orada doktorlarımıza esas görev düşüyor. şu garip olaya bakar mısın? Şimdi Devlet Bahçeli bir açıklama yapıyor. TBB kapatılsın, TTB kapatılsın diyor. Hepimiz karşı çıkıyoruz. Yani diyor, niye kapatılıyor? Yani birkaç vukuattan, birkaç olaydan sonra. Yani tam da sanki Bahçeli'nin istediği gibi bir sistemi bize dayatan, ya kardeşim burada örgütlerin demesi gerekirken belki de Devlet Bahçeli'nin, ya Türkiye'yi seven, Türkiye'nin çıkarlarını savunanlar burada örgütlensin ve burada Fincancı'nın kazanacağı yerine başka gerçekten vatanı seven, Türkiye'nin çıkarlarını savunan kişilerin kazanabilmesi için bir mücadele verilsin. Bu kadar zor mu yani? Birisi kapatmanın derdinde, birisi de tam kapatılması için güzel bir hazırlık yapılmasının derdinde. Daha iyi bir başkan bulamazdı herhalde Devlet Bahçeli'ye pas vermek adına. Aynen öyle yani. Şimdi Devlet Bundan dolayı Bahçeli bir başkan seçilemez. aynen öyle. Şimdi ben de bunu soruyorum. Böyle bir dünya varsa, şimdi Ergenekon'da karşısın, Balyoz'da karşısın, FETÖ'nün yanında yer almışsın, Abdullah Öcalan'ın Özgürlük Platformu'nda yer almışsın, imzacısın, açılımcısın, hendekçisin. Yetmiyor. Ermeni soykırım iddialarını savunuyorsun. Bütün bunları topladığın zaman karşımızda zaten kim çıkıyor yani? Yani bana şunu söyleyebilir mi? Abdullah Öcalan'da ne farkı var? Ya da Fethullah Gülen'in fikirlerinden ne farkı var şu anda Şebnem Korur Fincancı'nın? Ama ne Türk kadını temsil ediyormuş? İşte modernmiş, solcuymuş. Mümtazer Türkönü konusu var. Ülkücüyüm diyordu. İşte o zamanlar gene gazetecilik yapıyordu. Ve çok enteresan. Sonrasında yavaş yavaş AKP ile beraber, AKP'nin kurulmasıyla beraber iyice büyüdü, büyüdü, büyüdü ve çok büyük bir gazeteci oldu. Mümtazer Türkönü. Tabii buradaki çok büyük gazeteci bunu tırnak içerisinde alarak söylüyorum. Sonra Zaman Gazetesi'nde yazdı. Uzun yıllar televizyonlara çıktı ve Ergenekon Balyoz davalarının en önemli tetikçisi konumunda yer aldı. Kendisine yer verdi. Şimdi tabii bu Mümtazer Türkiye'nin tartışmaları falan başlamadan önce bütün bu olaylar bitti. Ergenekon Balyoz davaları sona erdi. Hatta nasıl diyeyim yani Öcalan'a paşa diyelim, paşa yapalım diyen, onu çıkartalım diyen, açılımları deliler gibi savunan, Ermeni soykırımı iddiaları üzerine yine yani Şebnem Korur Fincancı'nın biraz önce konuştuğumuz şey varsa tekrar o cümleleri söylemeye, sormaya gerek yok. Ama burada da bir aktör var. Oradaki aktör de Devlet Bahçeli şimdi her gün. Yine Devlet Bahçeli. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Haziran'ın 23'ü zannedersem. Şimdi 23'ü, 22'si o civarlar. Devlet Bahçeli bir açıklama yapıyor. Diyor ki Mümtazer Türköne diyor bir şehit, ülkücü şehit kardeşimizin kardeşidir diyor. Dolayısıyla diyor davasının diyor titizlikle incelenmesini talep ediyoruz diyor. Şimdi çok enteresan. Şimdi Bahçeli'nin bu tarz çıkış yaptığı çok nadir durumlar olmuştur. Bir tanesi Ahmet Türk'tür. Ahmet Türk'ü en sonunda bu açıklamayı yaptı, herkes şaşırttı ama Ahmet Türk dışarı çıkartıldı. Sonrası Alaaddin Çakıcı'dır. Alaaddin Çakıcı için de aynı şeyi söyledi. O da çıktı. Sonra yine bir isim daha ortaya atıldı. Rasim Ozan Kütahyalı. Onu da aradı. Sen televizyona çık. Sa keşke yani çıksan çok iyi olur diye. Telefonla aradı Rasim Ozan Kütahyalı. O da televizyona çıktı. Tabii Devlet Bahçeli şimdi Türk Tabipler Birliği'ni kapatalım deyince hani kesin kapanacak gözüyle bakıldığı için ben de o dönemlerde şöyle bir yazı yazmıştım. Ya yani iddia ediyorum Mümtazer Türkön'e çıkacak. Hakikaten de nitekim öyle oldu. Çünkü sadece bunu tabii Devlet Bahçeli'nin sözü üzerinden değil. Öyle bir hazırlık vardı ki Nagihan Alçılar, işte Rasim Ozan Kütahyalılar aynı zamanda ona destek verecek işte Abdülkadir Selviler falan. Bunlar dediler ki ya Mümtazer Türkön'e nasıl çıkar formülü hazırladılar. Yani bir formül nasıl olmalı? Bunları yazdım. Servi aynı bu gerekçeyi çok açık yazmış bu dönemde, aylar öncesinde yazmıştı. Bayramoğlu, Ali Bayramoğulları falan. Onlar çıktı dedi ki hatta onlar ilerisini söyledi ya biz Bahçeli, Sayın Bahçeli biz size kızıyoruz. Daha içeride Ahmet Altan var.
içeride de çok sayıda gazeteci var. Mehmet Baransular var. Onları niye aynı şeyi yapmıyorsun? Niye? Mümtazar'ın ne özelliği var diye kızdılar. Şimdi Mümtazar Türkiye'nin hasta olduğu söyleniyor. Bilmiyoruz hasta mı değil mi? Bu hasta konusu tabii çok tartışma konusu oldu tabii yine her zamanki gibi. Ama gerçekten bir hastalığı varsa tabii ki bu tahliye edilebilir. Ama bu cezasını çekmeyeceği anlamına gelmez. Ev hapsi verilir, başka bir şey olur falan. Bilemiyorum yani artık tabii onu şeyler bilir ama. Yani malum suçu olduğu sabit olunan bir insandan bahsediyoruz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yazılarıyla ortada. Yazılarıyla ortada. Şimdi ben başka bir şey anlatacağım burada. Kimsenin aslında uzun süre hiç kimsenin bilmediği ama ben bunu bir yazı konusu yapmıştım. Çok da tartışıldı ama kimse bilmiyor. Şimdi ben şu soru, şu ifade ortaya atılınca yani Mümtaz Ertürk'üne çok bir ülkücü şehidimizin kardeşidir denilince Devlet Bahçeli tarafından hemen bir anda şimşekler çaktı ve FETÖ'nün 2011 yılında MHP'ye yaptığı kaset operasyonu aklıma geldi. Orada hatırlarsın kaset operasyonunda bir site o zaman açılmıştı hatırlarsın. Bir tane daha site vardı orada Amerika'dan yayın yaptı sonradan ortaya çıktı. Bir anda MHP'nin çok çok önemli bunun 9'u zaten genel başkan yardımcısı düzeyinde MYK'da görev almış. Çok önemli isimlerdi ve hepsinin kasetleri çıktı. Bir anda tam da seçime yaklaşık herhalde bir ay kadar mı kalmıştı? Tam da o seçimde hatta onların isimleri silindi. Devlet Bahçeli çok sinirlenmişti o zamanlarda. Haberlerini yapmıştık ve şuydu gerçek olan. Yani MHP'ye çok büyük bir operasyon yapıldı. Ki çok o zaman da hatırla Bahçeli şöyle bir ifade kullanmıştı. Okyanus ötesinden diye bir ifade kullanmıştı. Evet. Ondan sonra da bir daha kullanmadı bu ifadeyi zaten. Yani ta ki darbeye kadar. O burada çok önemli. Şimdi bu kasetler çıkmadan önce bu kaset kumpasını daha doğrusu kasetleri çıkacağını, kasetlerin olduğunu söyleyen iki isim var. Bak çok enteresan. Birisi kim biliyor musun? Rasim Ozan Kütahyalı. Şimdi her gün bir tanesi Rasim Ozan Kütahyalı o Devlet Bahçeli'nin aradığı isimden bahsediyoruz. İkincisi kim? Mümtaz Ertürk'ün'e. Mümtaz Ertürk'ün'e öyle bir şey yapıyor ki yani o dönemde Mümtaz Ertürk'ün'ün bu şey kaset operasyonunun arkasında olduğunu yazıyorlar. Kim yazıyor biliyor musun bunu da? Orta Doğu Gazetesi. Orta Doğu Gazetesi kim Ergün? Milliyetçi Hareket Partisi'nin organik bağı olan en önemli gazetesi. Resmi gazetesi yani. Ve Orta Doğu Gazetesi'nden sürmanşetten kocaman bir başlık atılıyor. Ve madde madde sıralanıyor bunlar. Ve Rasim Ozan Kütahyalı'ya ve Mümtaz Ertürk'ün'e meydan okunuyor. MHP'nin genel merkezine bağlı gazetenin sürmanşetinden bunlar anlatılıyor. Ve ne dinliyor biliyor musun orada? Reklamını yapıyor. Reklamını yaptığını söylüyor. Mümtaz Ertürk'ün'ün bu siteleri, bu siteleri okuyun arkadaşlar diyor. Bu siteleri okuduğunuz zaman göreceksiniz çok önemli bilgiler var orada diyor. Daha o zamanlar kaset çıkmamış. Peki Orta Doğu Gazetesi'nde iddiası atıyor. Bu gazetelerde, bu sitelerde yazan kişinin Mümtaz Ertürk'ün olduğunu söylüyor. Onun editörünün olduğunu söylüyor. Şimdi açık açık Orta Doğu Gazetesi diyor ki MHP'ye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük, en adi operasyonlarının içerisinde Mümtaz Ertürk'ün ve Rasim Ozan Kütahyalı vardır. O zamanlarda bunun hepsi yazıyor. Deniz Bölükbaşı da rahmetlik. O dönemleri yazarken aynen bu ifadeleri kullanıyor. Mümtaz Ertürk'ün'ün açık açık bu işin içerisinde olduğunu. Bak ne diyor? Gazetede aynen şu yazıyor. Okuyorum. Farklı ülkücülerin 29 Mayıs 2011 tarihinde yayınlanan söyleşisinde geçen cümlelerle aynı gün Zaman Gazetesi yazarı Mümtaz Ertürk'ün'ün yazısında geçen cümlelerdeki kelimelerin dahi aynı olması tesadüf olabilir mi? Ve şöyle devam ediyor. Cümleleri defalarca tekrar tekrar okuyun. Şifreleri çözeceksiniz. Zaman Gazetesi yazarı Mümtaz Ertürk'ün'ün farklı ülkücülerle bağlantısı nedir? Tek kalemden çıktığı belli olan farklı ülkücülerin yazarını Mümtaz Ertürk'ün'e mi yazmak, yazılarını Mümtaz Ertürk'ün'e mi yazmaktadır diyor. Ve gariptir ki bu siteyi zaten yönetenlerin içerisinde var olan adam da zaten Mümtaz Ertürk'ün'le program yapan adam zaten. Sonra kasetler ortaya çıkıyor ve ikisi de Rasim Ozan Kütahyalı, Mümtaz Ertürk'ün'e kasetlerin içerisindeki olayları böyle ballandıra ballandıra Samanyolu TV'de anlatmaya başladılar her gün. Şöyle iğrenç kasetler var biliyor musun? Yani o kadar kötü ki izlediğim inanamazsın. Şöyle var, böyle var. Neredeyse içeriği anlatacak kadar da böyle inanılmaz kötü sözlerle programlar yaptılar. Kimse bunlara
bir şey söylemedi. Balyoz'da kaza oturttu. Balyozcuları kaza oturtan ifadesi var biliyorsun değil mi? Müntezer Türkünlü'nün Balyozcuları kaza oturtmak gerekir dedi. Darbeciler kaza oturttu. Orduyu kapatalım dedi. Yeni bir ordu lazım artık. Tabii. Ordu labedilsin dedi yani. Ve inanılmaz. Ve bu adamı Atatürk Araştırmaları Merkezi'nin başına da koydular ama 19 Mayıs'ın kutlamalarında faşizm örneği de anlatan bir adamdan bahsediyoruz. Yani İmralı'yı çıkartalım, Öcalan'ı çıkartalım. Yani inanılmaz. Ve şu anda yani soruyorum gene her gün, her zaman sorarım ya. Sen bir gün Abdullah Öcalan'ı savunsan, Ermeni soykırım iddialarını savunsan, MHP'ye kaset operasyonuna Allah korusun böyle bir adın geçse dahi seni bir MHP'li arayıp ya kardeşim böyle böyle der mi? Yani senin böyle bir haksızlığa uğramışsın falan filan der mi ya? Bunu yapar mı? Ben önce şunu merak ediyorum. Orta Doğu Gazetesi ya da Milliyetçi Hareket Partisi, Orta Doğu Gazetesi'nin o sür manşetindeki haberi hala kabul ediyor mu? Ben onu merak ediyorum. Kaset operasyonlarında MHP'nin bildirisinde bu açıklamalar vardı Ergin. MHP bildirisinin yani 2011'deki kaset operasyonları sonrasında yapılan bildirinin tamamına Devlet Bahçeli ve kurmayları katılıyor mu? Şimdi de tahliye edebilirsiniz. Rahatça Mümtaz Ertürk'üne tahliye edilebilir. Ama Müesser Yıldız içeride kalabilir. Ya da bazıları içeri girebilir çok rahat bir şekilde. Olabilir bunlar. Yani bunlar çok normal. Zaten darbecileri ne yapalım? Çıkartalım. Hepsini çıkartalım. Ahmet Altanlar da çıksın. Daha önemli değil ki. Ama gidenler Ali Tatarlar oldu. Gidenler kimler oldu? Abdülkerim Kocalar oldu. Yani her gün bunlar diyecek çok şey vardı ama Mümtaz Ertürk'ün ve Rasim Ozan Kütahyalı Bahçeli'nin Sayın Devlet Bahçeli'nin birer kurtarma operasyonlarıydı aslında biraz da ama niye bunu yaptığını hala anlamış değiliz. Bahçeli'nin vatan sevgisinden şüphe etmiyoruz ama bir gerçeği öğrenmek istiyoruz. Yani neden? Neden? Bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Ben de buradan sormuş olayım her gün. Eski dava arkadaşlığı olarak açıkladı bunu. Sayın Devlet Bahçeli. Mustafa arkadaşına bir hukuk mu olur? Yani? Abisiyle. Tabii ona. Kendisinin de eskiye dönük ilişkileri. Ama şu orada çok kritik. Yani ilk Sayın Bahçeli Türkön'e tekrar yargılanmalı mesajını verdiğinde kamuoyu şöyle tartışmıştı. Hükümet basında dahil. Ya çok hasta işte yani yaşı da geldi. İçeride çok büyük sağlık sorunları var vesaire diye geldi. Ama şimdi kararda onu görmüyoruz. Karar yani eksik değerlendirme gerekçesiyle alınmış bir karar. Yani tekrar yargılanması gerekecek. Yani orada bir hastalık ya da yaş durumu ile ilgili bir durum yok. Yani hem Ali Bulaç hem Şahin Alpay aynı davada Türköne ile birlikte yargılanıyorlar. Şimdi üçünün birlikte tekrar davası görülecek. Deliller tekrar incelenecek. Ali Bulaç dedin. Çok özür diliyorum. Sözünü kesin evet. Ali Bulaç dedin. Ali Bulaç'a da aynı şekilde şu anda çok masum aslında FETÖ. Bir de şöyle bir laf vardı. Abdülkadir Servis söyledi. Şimdi bunlar zamanda yazan ama FETÖ'cü olmayan yazarlar varmış. Bak şimdi bir de böyle bir şey çıktı. Zamanda yazıp FETÖ'cü olmayan yazarlar. Bu da kurtarma operasyonunun bir başka parçası ama şimdi Ali Bulaç mesela bunlardan birisi diyor. Ama bana şunu açıklasın Abdülkadir Servis. Ne diyor? 5 ay önce. Her gün Ali Bulaç'ın 5 önceki yazısını çıkarsın. Açık açık kılıçlar ayağa kalksın, kılıçlar kaldırılsın diyor. Gerekirse diyor kılıçlar diyor konuşsun diyor. Yani açık açık asker darbe yapsın ve bu da diyor haktır diyor. Anlatırım o yazıda da hatta anlatmıştım o Mümtaz Ertürk'ün yazısında. Ali Bulaç'ı da buradan hatırlamış anmış olalım. Onu da tahliye edeli 2 yıl oldu her gün bu arada. Yani linç ettiler yani böyle sayısız örnek var. Yani 10 yıllardır FETÖ'nün bu bütün operasyonlarının kamuoyu ayağına kim yürüttü? Yani bunlar bir değil, iki değil. Yıllarını bu işe vermiş. Yılların emeğini harcamış kendileri açısından. Yani bu FETÖ medyasında. Kaldı ki bir sağlık durumu nedeniyle bırakılmadı Türkön'e. Yani tekrar yargılanacak. Eksik değerlendirme nedeniyle. Tekrar ele alınacak şeyleri, durumları. Yani burada Türk yargısını rahat bırakması lazım herkesin. Yani herkesin olabilir, bu hukuki de olabilir. Hukuki de bu olabilir. Ama bu devlet Sayın Bahçeli'nin çağrısının hukuki olan duruma bile gölge düşürür. Yani bu bundan kaçınması lazım özellikle yani siyasetçilerin, siyasi parti liderlerinin. Yani hiç kimse biri adına
yargıya müdahale de edecek durumda değil. Yani böyle yaparsak o zaman Türk yargısındaki güven tartışmasını bitiremeyiz. Yani bu kendi hem siyasetçilerin eliyle özellikle böyle mesajların olması, iletilmesi bir kere başlı başına durum, sıkıntılı bir durum. O zaman yani bunun kriteri kalmaz. Yani ne ile başladı? 17-25 Aralık diye başladı değil mi? Yani milat kabul edildi. 17-25 Aralık. Bankasya'ya parayı yatırma meselesi kriterlerden biriydi. O da 17-25 Aralık'a göre alındı. Sonra 15 Temmuz'a kadar geldi. 15 Temmuz'da da böyleydi. Sonra da pişman oldu falan. Ya bir yargının şeyi vardır. Değil mi? Yargının kendi ceza hukukunda kriterleri vardır. Yani neyle göre yargılayacağı ile ilgili. Ya o yüzden yargının rahat bırakılması lazım. Evet. Ergün, şimdi Ece'ye geçelim. Kim Kardashian tartışması. Ne oluyor bir anlat, Türkiye karıştı, dünya karıştı. Kim Kardashian kim? Ne demiş? Bir anlat bize Ergün'ye. Ya şimdi esasında bir turnusol kağıdı da oldu. Yani bu hani hem sadece Kardashian meselesi değil ama Azerbaycan Ermenistan'ın saldırısı üzerine Azerbaycan'da başlayan, sınırda başlayan çatışmalar yani Türk kamuoyunda da bir turnusol kağıdı oldu. Hem basında, hem köşe yazarlarında, hem aydınlarda. Kim nerede duruyor, işin ne tarafında duruyor diye. Ya tabii aslında şuradan başlıyor. Şimdi ondan önce Levent Gültekin. Şimdi Ece Üner'e geleceğiz ama Levent Gültekin Kalk TV'nin ekran yüzlerinden biridir. Çok muhaliftir tırnak içinde. Çok izlenir. Kendi YouTube kanalında hem diğer kanallarda. Şimdi bir dedik yani Türkiye haliyle Azerbaycan'a sahip çıktı. Yani sahip çıkması lazım. Yani hem bir Türk milletinin bir parçası olarak kendi milletimize sahip çıkma ama ondan öncesi haklıya sahip çıkma durumu var. Türkiye'de bütün millet olarak tabii kenetlendi burada. Çok meşru bir şey. Yani burada hepimiz Azerbaycan'ın başarısının arkasında saf tutmamız lazım. Ama işte Levent Gültekin kalktı bunu Türkiye'nin tavrını işte benzin alıp ateşe koşmak gibi değerlendirdi. Sonra kalktı Enver Aysever, Cumhuriyet yazarı. Yani 3 gündür hem köşesinde hem sosyal medyada esasında ne yapıyor? Milliyetçilik eleştirileri yapmaya başlıyor. Irkçılığa kadar gelen mesajlar veriyor. Yani Türk halkından, Türk milletinden yükselen tepkiyi böyle ırkçılık olarak adlandırma, Doğu Akdeniz'e benzetme, Doğu Akdeniz'deki bizim haklı mavi vatan mücadelemize benzetme, yani bunu bir yayılmacılık olarak gören, yani 7 düvel toplanmış hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de karşımızda Uyduruk diyor, mazlum bir uyduruk. Azerbaycan halkı var. Topraklar için, 30 yıldır işgal edilen topraklar için savaşıyor. Ve siz bütün bunları, Türkiye'nin bu zorunlu ve milli gerekçelerini bir yayılmacılık olarak tarif ediyorsunuz. Komşular, işte komşu bırakmadık çevremizde gibi böyle anlamsız şeylerle hedef alıyoruz. Yani nerede milli bir durum var? Nerede milli bir duruş var? Bir ihtiyaç var Türkiye'den yana. Burada bunu da muhaliflik adı altında yapmaya başlıyorlar. Tabii Ece Hanım çok güzel bir benzetme yaptı. Biz de kendi aramızda da değerlendirdik, konuştuk, tartıştık falan ama yani burada bir sıkıntı yok. Kim Kardashian dediğimiz insan bir Ermeni asıllı Amerikan vatandaşı ve bir şov yıldızı. Tek meşhur olduğu yeri de poposu olduğunu bütün dünya alem biliyor. Ondan başka bir yeteneği yok, bir özelliği yok ve bunu kendisi yaratıyor. Yani Ece Üner oraya atıf yaparak kaynağı Kim Kardashian çünkü Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hedef falan sosyal medyadan kampanyalar yürütmüştü. Tabii milyonluk da takipçileri var haliyle. Oralardan Türkiye'yi hedef alan, Azerbaycan'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu, tweetler atmıştı. Ece Üner de buna tepki göstererek o çok meşhur olan yerine işaret edip bu bilgilerin kaynağı da buradan mı diye sordu. Çok yerinde çünkü o tabii şöyle de bir tartışma başlıyor orada. Yani bir cinsiyetçilik mi, ırkçılık mı? Çünkü öyle karıştırdı. Hem Enver Aysever'ler, Levent Gültekin'ler vesaire sayabileceğimiz bütün o sol liberal tayfa. Yani Azerbaycan'ı yalnız bırakalım diyemedikleri için Ecerün Üner'e yüklendiler. Yani onu
ırkçılıkla suçlayan, cinsiyetçilikle suçlayan, üstelik bir kadın bir sunucuyu. Ya ben çok yerinde bir benzetme yaptığını düşünüyorum. Çünkü bir hani insanların fiziksel özellikleriyle dalga geçilmez, onlar eleştirilmez, onlar üzerinden belaltı vuruşlar yapılmaz ama bu kendi yarattığı bir şey, kendi pazarladığı ve tek ünlendiği şey yani nokta orası olduğu için onun dışında bir tercih, onun da kendisinin yarattığı bir durum. Tabii burada artık yani Popo davasından çıktı bu. Yani orada insanlar dediğim gibi Azerbaycan'daki milli tutuma hedef alamadıkları için Ece Üner üzerinden bu tartışmayı yürütüyorlar. Şöyle bir şey oldu Ergun. Yani, o yüzden güzel bir benzetme bence. Yani. Şöyle bir şey oldu. Güzel benzetme veya benzetme. Bu konudan daha dışında bir şey söyleyeceğim. Yani öyle bir noktaya geldi ki Ece'ye tepki gösterenlerle karşı çıkan, yani destek verenler arasında aslında bir baktık, ya nerede Azerbaycan'a destek vermek istemeyen insan var? Onların inanılmaz bir saldırısıyla karşı karşıya evet. kaldığını, yani diğerlerinde normal şekilde hani Azerbaycan'a destek veren insanlar olduğunu, yani bu kadar ayrımın bu kadar keskin olduğu belli oldu ki destek verenler ve vermeyenler açısından konu aslında nasıl cinsiyetçi ve tam anlamıyla acaba insan bedeniyle dalga geçirip geçirmediği tartışmasının ötesinde olduğunu bu örneklem aslında gösteriyor. Aslında siyasi bir ayrışma var. Orada cinsiyetçi ya da tam tersinde böyle bir ayrışma yok. Diğer eğer şöyle tabii. Hani bu sözler çok tartışıldı, belki yanlış anlaşılmaya çok mahal verebilecek sözler ama nihayetinde aslında tepki gösterip bu kadar çok olay yaratan, yani sanki dünyada ya çocuklar ölüyor ya. Ya Azerbaycan'da yaşanan hocalık katliamını hiç mi akıllarında tutmuyorlar yani? Bir Kim Kardashian kimdir? Bir de yalan ya 20 söylüyor. 20 milyon şehit veren bir milletten bahsediyoruz ya. 1990 yalan söylüyor. Beri, 30 yıldır. Diyor ki, Azerbaycan saldırıyor topraklarımıza diyor. Şimdi nasıl yalan söylüyor? Bir kere Ermenistan saldırdı. Sen bir kere uyduruyorsun zaten. Nereden uyduruyorsun? Hani onu söylüyor. Yani uyduruyorsun. Ya Ermenistan saldırdı. Azerbaycan saldırmadı. Azerbaycan topraklarını korumanın yolunda. Şimdi bunları tartışmaya gerek yok. Buradan bütün Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk askerlerine Allah yardımcıları olsun diyorum. Ve sonuna kadar arkalarında olduğumuzu da bilmelerini istiyoruz. Tabii dediler ki ya işte Levent Gültekin diyor ya siz Türksünüz, oradaki Türklere destek veriyorsunuz. İşte Kürt olsaydınız dışarıdaki Kürtlere destek verirdiniz falan gibi enteresan, hiç yani tartışma, yani ne diyeceğimi de bilemediğim sözler söyledi. Neyse, vatandaşların zaten tepkileri yetiyor, ona artıyor bile. Yani buradan da ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani söylenecek çok söz var ama senin ekleyeceğin bir şey varsa bence fazlasına da gerek yok. Tabii şöyle, sadece Azerbaycan meselesinde de değil. Yani Kim Kardashian bir şov yıldızı olduğu için onu her cephede kullanmak da istiyorlar. Kendi inisiyatifiyle de yapmıyor olabilir. Yani Amerika'ya bağlı ve Amerika'daki Ermeni lobisinin tamamen kontrolü, yönlendirmesi altında. Türkiye'yi de hedef almıştı. Nisan ayında, 24 Nisan'da Türkiye'yi soykırımcı olarak suçlamıştı. 1915 olaylarına atıf yapmıştı. Yine Türkiye'nin Ahim sürecinde, Ahim'de kazandığı İsviçre Perinçek davasında Türkiye karşısında yer almıştı. Net mesajlarını koymuştu. Ya ondan beri kullanılan bir şov yıldızı ama yani esasında Ermeni lobisinin ve Amerikan merkezli soykırım tayfasının böyle tekrar tekrar çok popüler olduğu için belli çok önemli özelliklerinden dolayı o yüzden tabii kullanılıyor. Ben yani şöyle, yanlıştır vesaire daha farklı ifade edilir mi mesele tartışma değildir. Yani Ece Hanım bugün Azerbaycan'dan yana tavır olduğu için bu linci yemiştir. Yani bunu net olarak bilmek lazım. Evet, şimdi o zaman başka bir konuya geçelim ve o konuyla kapatalım. Tabii burada Enver Aysel'e de iki cümle etmek istiyorum tabii. Kendisi çok Atatürkçü, tırnak içerisinde öyle söylüyor. Ben Atatürkçüyüm diyor. Nasıl bir Atatürkçüyse artık bilemiyorum ama Veryansın TV'ye çok sert bir tepki gösterdi. Tepkisinin gerekçesi de benim ağlayan fotoğrafımı koymuşlar. Bunlar ne? Ne demişti Ergün? Yani Alçak demişti.
Tabii o kullanmayı istemediğimiz Yok, ifadeler. kullanalım yani, bilmeyenler bilebilir. Yani alçak demişti. Bir de başka bir şey daha söylemişler. Terbiyesizler mi demişti? Haysiyetsiz Haysiyetsiz. ifadelerini kullanıyor. Alçak ifadelerini kullanıyor. Evet, evet bunları söyledi. Haysiyetsiz dedi, alçaklar dedi. Biz de bunları söyledi Ber Yasin TV'ye. İşte zaten gerekli şeyleri söyledik ama Nihat abi, Nihat Genç aynı zamanda Ber Yasin TV yazarı. O da çok sert cevaplar verdi. Üzerine bir de iftira atmaya kalktı. Neyse onun da cevabını aldı ama bizim yazdığımız sadece bir şey vardı her gün. Yani orada bize bunu söyle, ağlamak da zaten insana dair de Mavi Vatan'a uyduruk dedi. Yani işin garip tarafı bugün birbirimize bağlayan bizi en önemli bizim topraklarımız ya topraklarımızı savunacağımız Mavi Vatan teorisine uyduruk dedi. Yani resmen dalga geçer gibi. Sonra Bir Gün Gazetesi'nin bir yazarının yazısını paylaştı. Alın okuyun da öğrenin dedi. Hemen okudum yazıyı. Tamamen uyduruk bir yazıydı. Her gün daha da acısı Kıbrıs Cumhuriyeti diyor Rum kesimine. Yani devlet olarak tanıyan bir yazıyı Enver Aysever de savunuyor. Diyor ki bak muhteşem bir yazı, okuyun da öğrendik. Yani Kıbrıs sizin gözünüzde Kıbrıs Rum kesimi Kıbrıs Cumhuriyeti'ymiş. Demek ki neymiş? Sizin gözünüzde KKTC diye bir ülke yokmuş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye. Ve aynı zamanda sizin gözünüzde Rum kesimi bir devletmiş. Ve bunların yaptığı anlaşmada meşruymuş. Mısır'la Yunanistan'la yaptığı anlaşmalar meşruymuş. Sağ ol Enver Aysever. Senden de bunu öğrendik. Yani senin bunu savunduğunu bilmiyorduk ama sayende senin de Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Rum kesimiyle birleştirmene, yani bu şekilde görmeye de öğrenmiş olduk. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı. Cem Gürdeniz de biraz okuyup incelemesi lazım o açıdan. Biz de öneriyoruz Sayın Amiralimize. Evet, yani onları okusaydı herhalde bilmiyorum bunları yazar mıydı da. Neyse artık, yani gerekli cevap verilmiştir. Zaten çok da umursamaya gerek yok ama kendisinin çok canı acıdı tahminim. Çünkü durmadı, yazdı, durdu, psikolojisi bozuldu. Şimdi Halk TV'den acaba atılacak mı, atılmayacak mı tartışmaları başlamış zannedersem. Bilmiyorum artık nasıl olacak ama bir zamanlar kimleri çıkarttığını çok iyi biliyoruz televizyonlara. Hangi gazetelerde, hangi de televizyonlarda boy gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Koza İpek'te nasıl çalıştığını, bugün televizyonunda nasıl çalıştığını dönemleri de biliyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı'yla mı program yapmadı, Nagihan Alçı'yla mı yapmadı, Enver Altaylı'yla mı yapmadı, kimlerle yapmadı programları, onlara neler sordu, neler yaptı. Tabii bütün bunlara bakarsak diyor ki ben Berkin Elvan'ı savundum, Berkin Elvan üzerinden bana saldırıyorlar diyor. Merak etmeyin, Gezi olaylarında bizim de duruşumuz çok netti, hiç onda bir sorunumuz yok. Ama Enver Aysever de böylece Türkiye tanımış oldu. Bir kez daha tanımış oldu diyelim. Şimdi tartışmayı hatırlar mısın? Şeyden başlattı. Bir şey ekleyeyim orada. Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ismini kullanmak istemiyorum diye başladığı süreçte esasında Enver Aysever o kampanyayı başlattı. Yani bir aklama çabasına girdi Kaftancıoğlu'nu. Yani Atatürk demese de Mustafa Kemal dese de onlar Atatürkçülük o değildir diye bir Atatürkçülük tarifi yapmaya, dizmeye başladı. O sırada bize hedef almaya başladı. Hı-hı. Metinlerin içinde, yazılarının içinde. Çünkü Ver Yansın TV çok orada iyi bir yayıncılık yaptı. Ve Kaftancıoğlu'nun o sözlerinin gündem olmasında çok büyük etkisi vardı. Oradan bir rahatsızlığı var. O rahatsızlığı oradan başladı. Tabii isim vermeden hedef aldı bir süre. Devam ettirdi bunu. Yani dediğin gibi yani bir insanın geçmişi tabii yani hep böyle geçmişe takılıp kalmayız falan da yani FETÖ bir kanala el koydu, Kanal Türk diye bir habere, Türkiye'de en çok izlenen, muhaliflerin en çok izlediği bir kanala el koydu, aldı Akın İpek, Tuncay Özkan sattı, nasıl sattı ayrı da bir soru işaretleri hala yani niye sattı, niye verdi vesaire, bunlar da yanıtlanması gereken sorular ama yani bütün kadro tasfiye edilirken 2011'de Kanal Türk Enver Aysever'e yer bulabildi. Yani FETÖ kanallarında yer bulan, kendisine yer edinilen ve seslenmesini sağlayan, yani bir kapı açan kamuoyuna böyle bir tırnak içinde bir solcu gazeteci. Yani 2015 bitmiyor da hani dersin ki çıkar gazeteci, her kanala çıkar, program yapar vesaire. Öyle bir şey yok tabii. Yani bu Nihat Genç çıkarsınlar 2011'de FETÖ'nün en azgın olduğu dönemde. Bütün ekranlar kapanıyor yüzüne
vatansever olduğunuz zaman, onlara duruş sergilediğiniz zaman. Ama Enver Aysever'e her kapı açık. Kalktı 2015'te, hadi geçtik bunu, 2015'te FETÖ kanallarına, gazetelerine operasyonlar düzenlerken gidip onların kapısına işte destek veren, aman operasyon yapmayın, aman gazetecileri bırakın falan diye FETÖ basına da destek sahip çıkan, yani hangi patrona gitse onun siyasi düzleminde yer alan ve bugün de kalkıp ver yansın TV'ye, yani haddi olmadan Atatürkçülük taslamak, hedef almak, yani hiç bu boyunun ayarı değil. Çünkü fikri bir tartışma yürütmüyor. Yalan ve propagandayla hedef alıyor ve yıpratmaya çalışıyor. Yani o yüzden de bizim yanıtlarımız da biraz sert oluyor haliyle. Evet. Şimdi Ergün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısıydı Ünal Çevik Öz. Şimdi tabii danışmanı artık aynı zamanda. Dış politikadan sorumlu. Kendisinin zaten daha öncesinde çok vukuatı vardı. Vukuat derken yanlış anlaşılmasın. İşte S-400'ler alınırken dedi ki niye alıyoruz biz buradan? Doğu Akdeniz'den çekilelim dedi. Biz kışkırtıyoruz dedi Akdeniz'de dedi. Enteresan çıkışlar oldu. Defalarca ve defalarca. En son Londra Büyükelçiliği yapmıştı. Oradan ayrıldı. Kendisi büyükelçi, emekli büyükelçidir. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde Öztürk Yılmaz'ın yerini aldı Öztürk Yılmaz'dan sonra. Ve Kıbrıs davasında da çok çarpıcı açıklamaları var. Suriye'de de çok çarpıcı açıklamaları var. Şimdi bunları tabii girmeyeceğiz. En son bir vukuatı daha vardı. Neydi o Ergün? Şeyi Azerbaycan'a Türkiye'nin cihatçıları gönderdiği ve silah gönderdiği yönünde bazı iddialarda bulundu. Tabii o iddialar şeyle eş zamanlı olması çok ilginç. Yani Avrupa bası, Batı basınında ve özellikle İsrail'e yakın yayın organları, Arap yayın organlarında, Körfez'e yakın yayın organlarında aynı anda başladı. Yani Türkiye orada gayri resmi yasa dışı olarak orada silahlarıyla, askerleriyle bulundu ve oraya silah sevk etti yönünde iddialar vardı. Aynı onlarla eş zamanlı olarak da Çevik Öz bu iddiaları gündeme getirdi. Şimdi ben hemen o zaman ona dair bir şeyler söyleyeyim. Ünal Çevik Öz, Atatürk'ün partisinin, hani herkes öyle söylediği için artık ben de öyle söylüyorum. Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisinin genel başkan yardımcılığını yürüttüğü sıralarda bir tabii şey International Republic Institute var. Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü. Bu tabii CIA'nin yani düşünce kuruluşlarından biri. Aynı şey gibi, Stratfor gibi, şu gibi falan filan ve bu çok önemli. CİA tarafından da böyle Ulusal Demokrasi Fonu çatısı altında finanse edilen bir kuruluş. Yani öyle bir nokta ki resmen bütün istihbarata bağlı bir birimden bahsediyoruz. Şimdi bu tabii dönemin bir zamanlar Amerikan Büyükelçisi Namık Tan vardı. Sayın Namık Tan'ın bir açıklaması oldu tam bu S-400 tartışmaları yapılırken. Dedi ki ya bu S-400 alımındaki yaptığımız ısrar ilişkilerimizi ciddi şekilde geriyor. Amerika ilişkilerimizi. Bunun ekonomimize de çok büyük önemsiz, olumsuz yansımaları olacak. Biraz diyor düşünüp adım atmak lazım ve bugünleri hatırda tutmamız lazım diye açık açık Amerika'nın eski büyükelçisi yani Türkiye'nin Amerikan eski büyükelçisi Namık Tan açık açık dedi ki ya vazgeçelim biz bu işten Amerika ile anlaşalım dedi. Tabii buna hemen destek gecikmedi. Şimdi işin garip tarafı bu mesajı Twitter'ı gönderdiği saat ve dakikaya baktığımda Namık Tan'ın bir toplantıda olduğunu tespit ettim. Daha o dönemlerden bahsediyoruz. Yani 22 Mart 2018'de toplantı neyin toplantısıydı? Bu bahsettiğim Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün toplantısında. Tam o toplantı içerisindeyken böyle bir mesaj atıyor. Şimdi peki ben nereden biliyorum? Çünkü onun o toplantıda olduğunu kendisi zaten açıklıyor. Araştırınca çıkıyor zaten. Çok garip. Yani o toplantının içerisinde yani bir CIA kuruluşunun, düşünce kuruluşunun içerisinde bir mesaj atıyor ve S-400'lerden vazgeçelim yoksa ekonomik ambargolar yiyeceğiz falan filan. Şimdi sonradan bir başlıyorum, bir O karşılaştırıyorum. toplantı halindeyken mi? Evet Yani evet o toplantı. Yani o saatte yaşamdayken. toplantı var yani. O saatte toplantı var hatta tweet attığı saatlerde. Yine aynı şekilde Ünal Çeviköz de bir tweet atıyor. O da başka tarihte atıyor. Ama gariptir ki o da tam da İRI toplantısında yani İRI diye okunuyor. İşte bu Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'ndeki toplantıdayken bir tweet o da atıyor. O da benzer bir tweet atıyor. Ancak burada da görüşmede
garip bir durum var. Görüşüyor. Kimle görüşüyor? Hemen orada yanlış bir şey söylemeyeyim. Tucker Jones'la görüşüyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğiyle ilgili bir konu konuşuyorlar. Kendisi, bunu ben tabii CHP içerisinden öğreniyorum sonrasında. Çok enteresan bilgiler söyleyeceğim her gün. Şöyle ilginç bir olay var. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak seçimlerle ilgili bilgi verecek. Belediye seçimleri var 2018'de, işte malum, işte Ekrem İmamoğlu mu kazanacak, Binali Yıldırım mı kazanacak, Mansur Yavaş mı kazanacak falan, bu tartışmalar sürerken çok enteresan orada şunu söylüyor muhatabına Çeviköz. CHP çok sorunlu, sıkıntılar var içerisinde diyor. Partinin bazı fikirlerini kabul etmeyen hizipçilerden oluşan bir parti haline geldi diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çeviköz diyor ki sonra aynı zamanda, bir düzgün bir stratejimiz yok. Bu strateji eksikliğinin yaşandığını ve neler yaşadığını anlatıyor. Ve arkasından da stratejisini birlikte belirleyelim, 31 Mart sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin diye, birlikte çalışalım diye Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'ne, yani Tucker Jones'a bunu söylüyor. Şimdi diyor ki, yani Amerika'nın, CIA'nin bir kuruluşunun, daha doğrusu düşünce kuruluşunun içerisinde yaptığı bir toplantıda açık açık 31 Mart sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisini birlikte belirleyelim ve bu konuda birlikte çalışalım diyor. Şimdi peki Erdem bunu nereden biliyor? Ben çok net söyleyeyim. Bu Deniz Düşünce Kuruluşu'ndan birileri Cumhuriyet Halk Partisi'ni arıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden birilerini arıyor. Ya diyor, Ünal Çeviköz geldi. Bizden böyle böyle dedi. Ve bunların mesajlarını gönderdi. Evet. Yani bunu mesajlaştı. Mesajlaşıyor CHP'lilerle. Bana, bize diyor, böyle geldi diyor. Birlikte çalışalım teklifiyle geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni birlikte stratejisini belirleyelim diye. Yani işin garip tarafı, sordum. Dedim ki, yani size bu mesaj geldiğinde ya da bu mesajlar size ulaştığında, sonradan ulaşmış olabilir, ne hissettiniz? Dedi ki çok utandım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisini belirleyecek şeyin Amerikalıların olmasına çok utandım. Kendisi sağlam bir Amerikan ve İngiliz politikalarını savunan bir kişi Ünal Çeviköz. Neyi gariptir ki Ünal Çeviköz bugün hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok etkin. Ama kim, işte ben açık bir şey söylüyorum. Yani çok açık, yani Amerikalılarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn edelim diyen birisinden bahsediyoruz her gün. Eğer yalanı varsa, ben zaten yalansa lütfen söyle. Bunu yaptım mı yapmadım mı? Ben mesajlaşmayı da çıkartabilirim istiyorlarsa yani. Ama şunu başka bir noktadan bahsediyorum. Burada işin garip tarafı, daha öncesinden de zaten Londra'da Abdullah Gül'le beraber aslında güzel sıkı fıkı ilişkileri de olan bir isimden bahsediyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül atadı onu Londra'ya. Bunları da hatırlatmakta fayda var. Bu arada şunu da söyleyelim, bize Sezgin Tanrıkulu'yu danışman olarak atadı. Tepeden inmeci bir Cumhuriyet Halk Partili. Bu arada bir Sezgin Tanrıkulu dosyası da açmanın zamanı geldi her gün. Onunla ilgili de bir yazı hazırlayacağım. Artık herkes tabii biliyor kendisini ama unutulan çok şey var. Biz de unutulanları hatırlamak için, bir hatırlatmak için bir yazı daha yazalım diyorum her gün. Bu parti meclisine giremeyen kritik isimler bir şekilde 14. kata çıkarak o boşluğu kapatıyor. Yani Kılıçdaroğlu etrafından ayrılmadı. Yani o yakın mesafeyi korudukları görünüyor. Hem Sezgin Tanrıkulu da başdanışman oldu. Yakında Çeviköz için de, olmasa da yani gayri resmi sıfatla CHP'nin dış politikasında hala en etkili insan. Evet. Ergün, bitirelim. Valla uzun oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama önemli konular konuştuk diye tahmin ediyorum. Belki de muhtemelen bunların çoğunu yeni duydular anlattıklarımızı. Var mı ekleyeceğin? Ben son bir söz söyleyeyim burada. Bugün çok değerli Amiralimiz Soner Polat'ın ölümünün birinci yıl dönümü. Türkiye'nin vatansever aydın birikiminin çok seçkin insanla simalarından biriydi. Ve aynı zamanda Türkiye'nin kuvvetlerinin çok önemli. Yani hem amirallik komutanlık açısından hem de kurmaylık açısından çok değerli bir ismiydi. Bütün deniz kuvvetlerinde kime sorsak, sadece deniz kuvvetlerinde değil, Türk Silah Kuvvetleri'nde hangi komutanımıza sorsak aynı yanıtı alıyoruz ve Balyoz'un hedefinde oldu.
FETÖ'nün hedefinde oldu. Silivri cezaevinde yattı ama yani hem içeride biz gazetecilik dönemimizde de o dönemlerden de çok yakından duruşunu biliyoruz, tavrını biliyoruz. İçerideyken çok sağlam bir duruş gösterdi. Çıkınca çok sağlam duruş gösterdi, devam etti. Yani çok müstesna bir insan, Türk aydın ve vatansever birikiminin saygıyla anısı önünde eğiliyoruz diyeyim son söz olarak. Hayatta görülebilecek belki de hani bu kadar kibar, bu kadar beyefendi, bu kadar gönlü bol, bilgisiyle herkese hayran bırakan, konuşmasıyla herkesi kendisine sevdiren müthiş bir insandı. Gerçekten Türkiye için büyük bir kayıp. Türkiye için çok büyük bir kayıp. Tanımayanlar bence çok şanssız ama tanıyanlar çok şanslı. Bugün Deniz Kuvvetleri'ndeki isimlere bakınca zaten ya ne kadar güzel insanlar yetiştirmiş diyorsunuz. Soner Polat da bunlardan birisiydi ve çok değerli bir insandı. Buradan tabii Soner Polat'ın anısını yaşatacağımıza söz vermiştik. Ver Yansın TV olarak. Soner Polat ölümsüzdür diyoruz. Buradan tabii bütün kahramanca mücadele vermiş, bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olsun ya da Türkiye Cumhuriyeti için mücadele veren bir sivil olsun hiç fark etmez. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Soner Polat'ın anmasıyla da bitirmiş olduk. Başka programda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyoruz.